Adım Ahmet, soyadım Pamukçu. Mardin'in Delik ilçesindenim. Yaklaşık 30-32 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Buradaki amacım ata tohumunu geliştirmek yani. Organik bir şekilde domatesi yetiştirmek. Öyle suni bir yapay ya da ne bileyim İsrail tohumu dedikleri domatesi yetiştirmek değil. Amacım ata tohumu. Şimdi dersiniz ki ata tohumunu nereden buldunuz? Ata tohumunu Diyarbakır'ın Lice ilçesinden getirttirdim ki burada yaklaşık 3-4 yıldır burada domates yetiştiriyorum ki memnunum da. Tarıma 4-5 sene öncesinden başladım ki zaten pazarlara gittiğim zaman bu suni şeyler yediğim zaman mesela domates alıyordum, hiçbir tat alamıyordum. O yüzden ben dedim ki nasıl olsa benim bir bölgem var. En azından orada biraz sunilikten çıkıp yani sağlık açısından biraz yetiştireyim derken geliştirdim. Ha ama geliştirdim nasıl geliştirdim? Yani hiçbir destek almadan, hiçbir yardım almadan kendi imkanlarımla. Bunu başardıysam da yine de yetersiz kalıyorum. Çünkü şimdi diyelim ki hayvan gübresini getireceğiz bir kamyon 10 bin lira para istiyor. Ama ben burada bir ton domates kaldırdığım zaman yine 10 bin liraya vermiş oluyorum. Orada benim bütün emeklerim boşa gidiyor. Her sene verim alabileceğin tohumdur. İsrail tohumu dedikleri tohum. Her sene verim alamıyorsun. Yani seni kendine bağlıyor bir anlamda. Ama ata tohumu dediğimiz bir seferde aldığın zaman her zaman ürün alabilecek şekilde. Hem de kendi tadında yani öyle dedim ya organik bir şekilde doğaya uygun. Doktorlarımız zaten söylüyor mesela diyor ki suni şeylerden kaçının. Ama ne yapsın yani halk olarak ne yapsın? Nasıl kaçınsın? Yani bunu devletin yapması gereken şeydir.
Ama ne var ki insanlarımız duyarlıdır. İnsanlarımız bunu başarmaya çalışıyor. Yani koşturuyor ama yetiştiremiyor. Yani burada insanlar yetersiz kalıyor. Bizi fabrikalara ya da suni şeylere mecbur ediyorlar. Yani sürekli bizi İsrail'e bağımlı yapmaması lazım. Ya da ne bileyim başka ülkelere. Bizim bildiğimiz kadarıyla İsrail tohumunu diyorlar. Bir sene ürün alıyorsun, öteki sene, ikinci sene tohum alamıyorsun yani. Yani ürün alamıyorsun ondan. Şimdi bunun için herhangi bir çalışma göremiyorum. Yani ne belediye tarafından ne hükümet tarafından. Aslında ne güzel bir doğamız var, ne güzel bir yaşantı içine girmemiz lazım aslında. Yani sürekli suni şeyler yediğimiz için hem sağlık açısından bizim için kötü. Ne bileyim yani bunu dört dörtlük eğer ata tohumu dediğimiz şekilde biz bu domatesi yetiştirdiğimizde insan sağlığı da önem vermiş oluyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizde hiç duyarlı bir şekilde biz buna cevap veremiyoruz. Şimdi yılın Şubat'ta tohum atılır ama toprağa değil. Yani fidesini almak için Şubat'ın 15'i 20'sinde fidesi atılır. Toprağa ise Mart'ın sonunda Nisan'ın başında. En geç Nisan'ın 15'inde fidenin toprağı görmesi lazım. Fide zaten bakımını yaptıktan sonra örneğin hayvan gübresini genellikle suniden çıkmak için, suniden kaçmak için hayvan gübresini genellikle kullanıyoruz. Yani suni gübreyi kesinlikle kullanmıyoruz ki tadını bozmasın. Ama kimi yerde vay işte domatesi ektiği zaman hemen başlıyor suni gübre vermeye, ne bileyim yani başka gübre vermeye. Verdiği zaman da hem tadı bozuyor hem de ata tohumundan çıkmış oluyor. Ama biz genellikle yani ben özellikle kendi adıma konuşuyorum. Domatesi ata tohumundan çıkarmamak lazım. Örneğin mesela bu sene biber ektim. Biber geçen sene verim almış ama bu sene alamadık. Bunun sebebi de dediler ki İsrail tohumu. Domatese zarar veren ufak bir böcek var. Ama tabii biz bunu ilaçlamıyoruz. O ilacı verdiğin zaman tabii ki hem insan sağlığına zararlıdır hem de doğaya hakaret etmiş sayılır. Çünkü yani o böcek de doğanın dengesini koruyor. Şimdi o böceği öldürdüğün zaman, ki zaten öldürüyorsun, ilaç verdiğin zaman öldürüyorsun. Biz buna da özen gösteriyoruz ki doğa açısından da doğayı da tahrip etmememiz lazım. Zaten bakıyoruz betonlaşma o kadar çoğalmış ki ülkemizde boş arazi kalmamış. Yani ekim alanları gün geçtikçe daralıyor. Diyelim ki 100 kilodan 20 kilosunu fire verdiğimiz zaman 80 kilosunu sağlıklı bir şekilde halka sunuyoruz. Ama ilaçladığımız zaman %100 olur. O açıdan sağlığa zararlı olduğu için de ilaç kullanmıyoruz. Şimdi zaten hemen bu sene tarlayı sürmenin zamanıdır zaten. Sonbaharda sürülür. Ki toprak dinlensin. Ta dediğim gibi Nisan, Mayıs ayına kadar yağmurunu yedikten sonra ondan sonra hem hayvan gübresini verdikten sonra o dönemden sonra domatesimizi
toprağa ekiyorum. Şimdi domatesi fideyi yere bıraktığımız gibi, yani toprakla buluşturduğumuz gibi fideyi bir sefer çapa yapıyoruz. İkinci çapayı 3-4 sudan sonra, sulamadan sonra, yani 3-4 sudan sonra bir daha çapa yapıyoruz. Ta ki çiçek açana kadar. Çiçek açtıktan sonra da bir çapa yapıyoruz. Ondan sonrası zaten çapalama işi bitiyor. Domates genellikle 3 çapa ister. Onun dışında zaten çiçek açtığı gibi güzel bir bakım, o kadar da yani insan gücüyle yapılan bir bakım ki biz mesela örnek veriyorum, domatesi kimisi diyor ki sera domatesi gibi ayakta tut. Oysa yatan domatesin tadı daha başka oluyor. Yani ben bunu burada gördüm. Ama organik olarak domatesi yetiştirmek de o kadar kolay değil yani. Şimdi mesela adam o kadar emek sarf ediyor, o kadar uğraş veriyor. Sezon sonunda hiçbir para kazanmadan ne oluyor? Emeği boşa gidiyor. Domates çok nazik bir bitkimizdir. O yüzden domates yani bakım gerektiren bir şeydir. Öyle mesela diyelim ki mısıra benzemez. Mısırı atarsın toprağa, yetişir, kendiliğinden yetişir. Yani hiçbir çapa da yapmasan, sadece suyunu versen mısır yetişir. Ama domates öyle değil. Yani domates bir çocuğa nasıl bakıyorsan o da aynı şekil bakım ister. Toprakla buluştuktan sonra domatesi yani bilen kişi gerçekten, mesela Diyarbakır'dan genelde, yani tohumu aldığım bölgeden, Lice'den, ben bunun sürekli bilgisini alıyorum. Örneğin mesela buranın içinde mesela şu beyaz çiçek açan, şu çiçek domatese zarar veriyor şu anda da. Yani şu anda şu çiçek ağaç açmıyor. Ama organik yetiştirdiğimiz için biz bu çiçeği bile ne yapıyoruz? İmha etmiyoruz. Ki yani doğa diyoruz ya, doğayı da biraz korumak lazım. Yani sadece kendi için para kazanacağım dediğim zaman doğayı da tahrip etmemek lazım yani. Amacımız bu. Domatesi sulamak için biz buraya kaynak suyumuz vardı. Kaynak suyunun önünü kapataraktan baraj tipini yaptıktan sonra motorlarla toprağımızı sülüyoruz. Toprağa su verdiğin zaman verim verir. Şimdi suyu 10 günde bir, yani ayda 3 sefer su verirsen domatese, bunu domates açısından söylüyorum. Ayda 3 sefer su verdiğin zaman verim alırsın. Kimisi vay 3 günde bir, vay 4 günde bir, vay haftada bir. Öyle bir şey yok. Çünkü buranın havası nemli. Yani ayda en az 3 sefer. Yani 10 günde bir. Çok üstüne durursan 8 günde bir sulama yapılır. Ki sulamayı da fiskile ile, yani fiskiye dediğimiz yağmurlama sistemiyle.
yağmurlama sistemiyle verdiğin zaman hem domatesi yıkamış oluyor. Yani çiçek açtığı zaman da hem domatesi yıkamış olur hem de böceklerden de arındırmış oluyor. Ki mesela böceği oradan kovuyor yağmurlama sistemi. O açıdan suyu o şekilde veriyoruz. Gerçekten yani verimli domates geliyor. Havalar nemli olduğu için genellikle yağmurlama sistemiyle su veriyoruz. Onu da 10 günde bir, ayda yani 3 sefer çok havalar sıcak geçerse yani iklim hani yağmur olmasa 4 sefer de olur yani ayda. Şimdi bu ağaçların faydasını soracak olursan buranın hem nemi hem de havasını değiştiriyor bu ağaçlar. Ki bu ağaçların faydası gerçekten bize yani üreticilere çok faydası var. Hem hayvancılık bakımından hem burada tarım yaptığımız yerde ağaçların gerçekten faydasını görüyoruz yani. Hem doğa açısından yani gerçekten temiz hava, buraya geldiğimiz zaman içimiz açılıyor öyle. Hem temiz hava hem de sağlıklı bir yaşam yaşıyoruz burada. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen yaşın kaç mesela? Ki benim yaşım 60'tır ama ben hala kendimi 20 yaşında hissediyorum. Doğayla iç içe yaşadığım için. Keşke bunu kendi topraklarımda yaşasaydım. Bence daha da güzel olurdu. Yani dünya yaşamaya değer belki 100 yaşını da bulurdum. Onu da söyleyeyim. Ama gerçekten metropol kentleri yani betonlaşmanın çok olduğu yerlerde insan ömrü düşüyor. Ama bu ağaçların sayesinde gerçekten bu ağaçlar kesilmese çok iyi olur. Betonlaşma olmasa daha iyi olurdu. Adam bloku dikiyor diyor ki burada yaşayacağız. Oysa aslında doğa varken bence o dört yani bir nevi insanları hapsediyor. Ki ben orada yaşamak zorunda da değilim yani. Beni niye hapsediyorsun ki? Beni niye dört duvar betonlaşmış bir duvarın arasına sıkıştırıp duruyorsun? Beni orada verimsiz kılıyorsun zaten. Ama ben doğayla iç içe yaşadığım zaman ben daha da verimli bir hale gelirim. Dedim ya benim şu anda yaşım 60. Ama daha önce keşke daha çok tarımla uğraşsaydım, daha çok doğayla iç içe olsaydım. Doğayı habire tahrip ediyorlar. Betonlaşmaya yönelmişler. Doğayı ya kendi yaşam alanını hem daraltıyorsun hem tahrip ediyorsun. Bu insanların gerçekten hali zor. Örneğin Diyarbakır'da olsun, yani Doğu ve Güneydoğu, Anadolu bölgesi. Buraların çoğu köyleri boşalttılar. Hayvancılığı bitirdiler. Tarımın %70'ini bitirdiler. İnsanları şehire çektiler. Şimdi insanlar şehirde aç ve susuz. Yani kirasını ödeyemeyecek durumda. Tekrar o günleri özlüyor ama gidemiyor. Özlüyor ama gidemiyor. Keşke gidebilsem diyor. Yani o eski ortamını yakalamaya çalışıyor ama ya başarısızdır, başaramıyor. Aslında başarılmayacak diye bir şey yok. Yani geri dönse gider. Tekrar tarımını yapabilir. Tekrar hayvancılığını yapabilir. Şehirde ne var ki? Yani ben şu anda şehire gittiğim zaman bir saat dolaştığım zaman başıma ağrılar giriyor. Ama ben burada saatlerce dolaşıyorum. Ne ağrı ne başım ağrıyor ne de bir acı hissediyorum. O kadar da çalıştığım halde. Çünkü hem temiz hava, yani doğaya gerçekten insanoğlu çok acımaz. Kanal İstanbul buradan geçerse ki geçtiği zaman biz de buradan duramayacağız. Yani bırak betonlaşmayı, bu sefer hayvanlar açısından burada hayvan besleyemeyiz. Ayrıca de tarımı da yapamayız yani. Çünkü her tarafımız yol olacak. Bunun yanında tabii yine binalar yapılacak. Binalar haliyle oldu mu biz buradan
artık uzaklaşacağız. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz.